Kodlamayan RNA ne demek? Kodlamayan RNA veya İngilizce kısaltmasıyla ncRNA bu son aşamayı atlayan ve proteine çevrilmeyen işlevsel bir RNA molekülüdür arkadaşlar. Başka bir deyişle ncRNA'lar transkripsiyon sonucunda bir RNA molekülü halini aldıktan sonra hücre içindeki yaşamsal işlevleri yerine getirmeye koşan moleküllerdir kodlamayan RNA'lara birçok örnek verilebilir. Mesela mikro RNA'lar, ribozomal RNA'lar, taşıyıcı RNA'lar gibi gibi. Kodlamayan RNA'ların farklı türlerini incelerken bir kaidenin oluşmaya başladığını fark edeceksiniz. Kodlamayan RNA'ların büyük çoğunluğunun bir şekilde ya transkripsiyonda ya da translasyonda rol aldığını göreceksiniz. Mikro RNA'larla başlayalım. Mikro RNA'lar veya kısaca mi RNA'lar gen ifadesinin transkripsiyon sırasındaki ve sonrasındaki düzenlenmesinde rol alır. Bunu bazıları mRNA moleküllerindeki tamamlayıcı dizilerle eşleyerek yaparlar. Bu da genellikle translasyonel baskılanma veya hedef bozulması sonucu gen susturulmasıyla sonuçlanır. Yani temelde bu mikroRNA'ların bağlandığı mRNA'ların çevrilmesi engellenir veya bu mRNA'lar bir bozunma sürecine sokulur. İkinci olarak tamamı translasyonda görev alan bir kodlamayan RNA kümesinden söz edeceğiz. Bunların ilki ribozomal RNA. Ribozomlar mRNA'ları proteinlere çeviren hücresel makinelerdir ve tek bir tip RNA molekülünden, yani ribozomal RNA'dan oluşurlar. Taşıyıcı RNA'lar bir mRNA ipliğindeki kodonları ilgili amino bağlayan uyarlayıcı moleküllerdir. Yani bunlar da translasyonda görev alan kodlamayan RNA'lar arasında. Üçüncü tip sino RNA olarak adlandırılıyor. Uzun adı küçük nükleolar RNA. Küçük nükleolar RNA. Bunlar ribozomal RNA, taşıyıcı RNA ve küçük nükleer RNA'ların kovalent modifikasyonlarına kılavuzluk eden küçük RNA molekülleridir. Bunu metilasyon yoluyla yani metil grupları ekleyerek veya yalancı üridilasyon yoluyla yani üridin nükleosidine bir izomer ekleyerek yaparlar. Kodlamayan RNA'ların bir diğer türü de küçük nükleer RNA'lar yani snRNA'lardır. Bunu az önce bahsettiğimiz sino RNA'larla karıştırmayın. Onlar küçük nükleolar RNA'lardı. Bunlar küçük nükleer RNA'lar. Küçük nükleer RNA'ların bu şekilde adlandırılmasının nedeni bu moleküllerin ortalama uzunluklarının 150 nükleotit civarında olması. Birincil işlevleri çekirdekte öncü mRNA'yı işlemek. Ayrıca transkripsiyon faktörlerinin özellikle RNA polimeraz 2'nin düzenlenmesinde rol alıyorlar. Bunun yanında telomerlerin sürekliliğini sağlıyorlar. Telomerler kromotitlerin sonunda yer alan tekrarlı nükleotit dizileri. Görevleri de kromozomal replikasyon sırasında kromozomun sonunu parçalanmaktan korumak. snRNA'lar belli tür proteinlerle küçük nükleer ribonükleik protein veya SNRNP adı verilen kompleksler oluşturabilir. Bazen bunu SNRP olarak da duyabilirsiniz. Spilosozom denilen ve 5 küçük nükleer RNA ile 150'nin üstünde proteinden oluşan özel bir SNRNP kompleksi var. Bu kompleksin görevi mesajcı RNA'da bulunan intronları koparmak. Bu da ökaryotların çekirdeklerinde meydana gelen transkripsiyon sonrası modifikasyonun önemli bir aşaması. Spilisozom bunu nasıl yapıyor? Öncü mRNA belli dizilere bağlanıp birbirini takip eden iki transesterifikasyon reaksiyonu gerçekleştirerek yapıyor. Bu reaksiyonlar sırasında intron kopuyor ve yerine ligasyon yoluyla iki ekson bağlanarak olgun mRNA oluşuyor. Evet böylece kodlamayan RNA'lara ve hücrede gördükleri bazı işlevlere dair birkaç örnek vermiş olduk.